Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Undeterred bölümüyle sizlerin karşısındayım. Kıymetli dostlar, Undeterred'da biliyorsunuz en son Elfler'in kralının savaş ilanına şahitlik etmiştik ve bunu Ölüler Diyarı'nın yöneticisi olan Ölüm'e bildireceğiz. Elf kralı küstahlığının bedelini ödemeli diyor. Ve seviyemiz 6 oldu bu arada. Seviyemiz 6 olduğu için ben birazdan şu silahı giyebileceğim. Sanırım bu intikamcı baltadan daha iyi iş yapacaktır. Şu elf mabedinin anahtarı bizde dursun. Şu itemleri de bir depoya atalım şimdilik, çünkü kullanılabilir iyi itemler gibi gözüküyor. Bununla beraber aldığımız seviyede artık asanın gücünü değil de şeyi arttıralım. Zihin asıyla direkt sağlık mı arttırsak, yoksa güç papazıyla sağlık ve yakın dövüş mü? Mana niye aslında ya? Ben mana benzeri bir şey kullanmıyorum ki. Evet, o Polatlı sonsuzluğu bir parça bizim için. Daha doğrusu senin için şey olabilir. Aşkım, şey diyeceğim bu arada. Bana ineceğin peronu mesaj atarsan tam kapının önünden alırım seni. Haydi bakalım. Elf diyarına doğru gidelim. Ve geçen bölüm yarım bıraktığımız işi bitirelim. YouTube'dan izleyenler, bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim efendim. Şimdi bu elf bölgesinde 6 tane sır varmış da bizim çözmediğimiz sır kalmadı ki. Bak şu yukarıda, map'in yukarısında, haritanın yukarısında şey vardı. Öyle bebeğim, öyle. Orası bir sonsuzluk. Burada Ateş Lord'unu dirilttiler. Ateş Lord'uyla savaştık. Bunlar gizemden sayılmıyor mu? Buranın aşağısında da bir tane sadık köpekleri vardı. Sadık köpekleriyle savaştık. Sinan abi, oyunu bana da sen söylemiştin hatta. Bu kristal ne ayak ya? Evet, kristaller yakındakilere buff veriyormuş. Bak, çekiçle vurduğumuzu görç diye kanırtıyoruz. Direkt iki kulesi olan ana şehre girmeyeceğim de tabii ki. Önce yanlardan. Beni takip edin. Bu duvar kırılıyor bu arada bir yerden. Bir yerden değil, lönç diye kırılıyor her yanımda. Örümcekler delirdi. Bütün surları kırabilirsiniz de hocam, bu bize bir şey kazandırmaz. Sürüklenen orman diyarı burada. Oo. Binaya tekme attım ben az önce. Yeniden dirilsin bakayım agalar. Buradan aşağı gidilmeyecek. Can basılır mı buradan? Bence şu anlık basmayalım. Neden? Çünkü ilerleyen zamanlarda daha çok ihtiyaç olabilir. Bir tane daha kırık rün bulduk. Kırık rün envantere. Bu nedir efendim? %9 akçe ganimeti. Boş ver. Bu nedir efendim? Evet. Ordudaki iskelet başına bana yakın dövüş hasarı veriyor. Oğlum, ordudaki iskelet başına sen bana yakın dövüş hasarı verirsen 600 falan vurur bu, kodumu oturtturur. Ellemeyin fareleri, örümcekler yesin ya. Benim kıymetli iskelet orduma bir şey olmasın.
Örümcekler var ya, gerçekten çok iyi iş yapıyor ha. Mola vermiyor musunuz? Aşkım demek ki sizin otobüs Polatlı da mola veriyor olabilir. Ya Polatlı da mola verecek olabilir yani. Afyon'dan mola vermeden geçeni de ilk kez görüyorum ya. Benim her yolculuğumda Afyon'da mola verdilerdi. Burada 3 tane daha gizem kaldı. O da herhalde şehrin içinde ya. Ya o şehrin içinde değil, dur. Bu şehrin surları kırılabiliyor galiba. Ön kapıdaki kulelerle uğraşmadan duzojanlık yapabiliyorum sanırım. Topla altınları. Hayatım, siz kolaylı tesislerinde mola vermiyorsunuz bebeğim. Afyon'un kolaylı tesislerinin ilerisinde şey var. Afyon otogarı var. Kamil Koç'un otogarı. Durursa orada durur. Durursa orada durur bebeğim. Durmazsa şey... Aşağı doğru inmemiz gerekmiyor bu arada. Bu oyun beni niye aşağı doğru yönlendiriyor? Sürüklenen ormana götürecek bu beni. Lan dur, daha ormana gitmeden işimiz var ya. Şu işaretleri bir kaldıralım da. Görev işaretini. Ya da hepsi görülsün ya, ne olacak. Ha, geçtiyseniz demek ki mola vermiyor bebeğim. Peki bu mezarların orada da mı bir sır var? My command cap is full. Anladım. O zaman hiçbir şekilde duzojanlık yapamıyoruz. Bak şöyle yapacağız. Dur dur. Gel buraya. Siz bir bakın bakayım ben orada mıyım? Niye böyle bir şey yaptım? Örümcek yollayacağım oraya. Aa, buraya kadar boşa gelmedik işte. Elf tırpanı. Altı düşmana hasar verir. Elflere ateşe vererek yakar. Senin ve ordun oklar, mızraklar, taşlara karşı direnç kazanır. Şu itemi saklayalım, o iş yapar da. Şu elf zıbıdığını beğendim. Elf tırpanını. Yakarız bununla elemanları. İçeride bunlar bir şey mi spawn ediyor ya? Efendim sevgili Ertikak, Primer Avantajı ile 5. ayında iyi yayınlar dileğini iletiyor. Teşekkür ederim Ertikak. Sağ olasın. Geçer hayatım. Yavrum dediğim gibi bana peronu söyle. Öğrenebilirsen, tamam mı? Hangi peronda ineceğini bana söyleyiver. Follow your king. Seni almaya tam peronun önüne geleceğim. Yardırın. WhatsApp'tan yazarsın bana peronu. Açıl susam açıl deyince bu kapı açılıyor muydu ya öyle? O kristali malamat etmek zorundayım.
Yoksa kristallerin buffladığı bir şeyle uğraşamam. Tırpan binalara vurmuyor. ...500-600 binalara vurmak daha iyi. Efendim sevgili Cable Tunahan... ...11. ayında... ...kamera nerede mi? Lan kamera kapalı mıydı? Bana niye kimse söylemedi? Videoya girerken falan kapalı mıydı peki kamera? Aleyküm selam Radyo Ghost, hoş geldin, merhabalar. Moruk farkında bile değilim ha. Moruk. Hocam farkında bile değilim. Kamera kapalı mıydı? O kristali yatırmazsanız aşağı adamlar bufflı bufflı çıkacak. Bu büyük bir sıkıntı. Neyse arkadaşlar, buna da şükür. Ben ekranı vermeyi unuttuğum da oluyor benim. Güzel. Avare ruhlar kavanozunu da aldım. Canımı fulledim. Kafa kazma hançerini de aldım. Bu görev. Kafa kazma hançeri. Bu bizim map'e gidecek elemanlardan biri. Alelade bir hançer. Tırpan çok iyi de tırpan binalara vurmuyor ya. Ben ağırlıklı olarak binaları ganklediğim için. Adamlar... Ve Elf Kraliçesi'nin mabedinin şeyini aç. Burada bir tane daha çözülmemiş şey var dostlar bu haritada. Bir tane daha çözülmemiş zıbıdık var. O çözülmemiş zıbıdık nasıl çözülecek bilmiyorum. Bir ayin alanı gibi bir şey mi var acaba diriltme kullanılacak? Ha güzel, kamera hep kapalı değilse çok iyi. Sana kötü haberi ne zaman vereyim mi? Ben ekran vermeyi unuttuğum oldu benim ya. Ben 2 gün ekran vermedim. Project Zomboid 190 TL. Hakkıdır abi. Hakkıdır. Adamlarının oyunun eli yüzgün, yüzü düzgün. Yani bu zamana kadar 24 TL'de kalması zaten şeydi bence, bir mucizeydi. Abi burada bir tane daha çözülmemiş gizem var. Nereye saklamışlardır onu ya? Biz her yere girdik baktık. Her yerle vuruştuk. Bence her şeyi %100 diyeceğim diye kasıp oyun zevkinin içine sıçmayayım. Ya ben %100 demeye kasarım da seyir zevkinin içine sıçmayayım maksat. Şimdi Elf Kraliçesi'nin mezarı. Elf Kraliçesi'nin yattığı yeri bul. Şu oyun bana ok işaretiyle göstermeye devam ederse cinnet geçireceğim. Hayaletler mi var Elf Kraliçesi'nin olduğu yerde ya? Bu nasıl bir fare ordusu la? Ve farelerin neye karşı bağışıklığı var? Siz dalın birader buraya da. Şimdi savaştıklarımızın hayalet olması ne anlama geliyor biliyor musunuz? İstediğin zaman adam diriltemezsin anlamına geliyor. Tamam hayatım, Epic'ten oyunu alırım. Back to formation. Şimdi full mana harcıyoruz buraya da, yani mana alıyor.
Birader, hayalet elflerle çarpışmanın en kötü yanı şu. Diriltip yeni adam yapamıyorsun ki kendine. Binadar, buraya sürekli hayalet gelme gibi bir durum mu söz konusu? Abi galiba burada hızlı hareket etmek zorundayız çünkü buraya sürekli hayalet geliyor. Eğer sürekli hayalet geliyorsa burada hızlı hareket etmek zorundayız. Yani bitmeyen düşman türü benim hoşuma giden bir düşman türü değil ama adam bölüm tasarımında bunu seçtiyse biz sadece ağlayabiliriz. Öncelikle toplanabilirlere bir bakalım. Benim elimdeki çalışkan kemikler daha iyi. Kemik ezan asa. Yakınlardaki düşmanı 4.6 saniyeliğinde lanetler. Daha az hasar verir falan filan. Kaliteli vampir hançer. Bir yaşayana vurduğunda 36 sağlık puanı emer. Hançer iş yapabilir. Kaliteli feraset hançeri. Kemik yaram pençe. Ama dikkat edin, vampir hançeri de bir yaşayana vurduğunda can çalar diyor. Yani bizim şu an ordumuzda yaşayan kimse olmadığı için ve savaştığımız adamlar da bu harita bu özellikten muaf tutulmuş abi. Yandık. Bunun içine de girmek istiyorum ama tam arkadan dolanacağız. Bunların hepsi hayalet mi ya? Allah'ım şükür fareler geliyordur. En azından seri vuruyor. Ve yaşayan birine vurdu mu can çekiyor. Bunun hayaletler öldürdüklerinde mi hayalet yapıyor ya? Oo, bunlar bufflı bufflı geliyor abi. Naneyi yedim bu arada. Benim spawn ettiğim kimse kalmadı. Buradan geçerken beni öldürür bunlar. She draws near. Zor haritaymış. Hayaletlere vuran bir şey yok mu? %9 kritik vuruş şansı, salla. Vampirizm daha iyi. New to our vengeance.
Acaba bir çıkıp tekrar mı girsem buraya? Tekrardan spamlı olmuyorlardır değil mi? Nedir aşkım o ufak küçücük problemimiz? Trenle gelmiyor canım. Ne oldu hatunum? Aşkım sıkıntı yok. Sabah Legion TD attım. Bir de 7 Days ile God of War atarız. Oldu da bitti maşallah. Daha ne yapalım canım? Oğlum dalın şu elflere de şu elflerin bir canını okuyalım ya. Tasarlayan adam burayı güzel tasarlamış. Çünkü şey böyle yani hayaletlerle mücadele ettiğin için paso. Bir tane can da çaldık. Dirilt bunları. Şimdi öncelikle İçeride bir düşman var. Düşmanı şişledik. Ve bir iki parça bir şey var. Rünler %29 daha güçlüdür. Ben rünleri hiç kullanmadım. İskelet birlik hasarı da normalde işe yarar da. Dursun. Şu silah görev. Bu ikisini ben kullanıyorum. Bu bana bonus puan kazandıracak. Bu da yeni rün kazandıracak. Vallahi Nazif. Oyun güzeldiyse ne güzel. Yani hoşuna gidiyorsa benim hoşuma gitti çünkü. Ben oynuyorum. Ama bu elflerin vuruşuna yakalanmamak lazım. Sıkıntı çıkıyor. Artık burada hayalet yok. Alan vuruyor, benim bu gacıdan uzak durmam lazım. Canım da az çünkü. Follow me. Peri maketi. Elf Kraliçesi'nin trajedisi. Ölüler şehrinde bir peri çıkarmanı sağlar. Abi canman basıyorsa lütfen bana peri ver ya. Elf mabedi. Bura elf mabedine çıkışı mı? Elf mabedine gidiyor burası. Hatta buradan bir ölüler şehrine doğru gitsek daha da iyi hissedebilirim kendimi. Ölüler mabedi de halledildi. Işınlanalım şuraya ya direkt. Ölüler şehrine. Abi şimdi... Rica ederim, rica ederim. Ne demek? Adamlardan birini özgür bıraktık. İskelet savaşçıların verdiği hasarı arttırıyorum iyice. Önce bir rünü yerine teslim edelim. Birliğin 4 saniyeliğine hasar alır. Rün hiç kullanmıyorum ya. Z tuşuna basmak aklıma gelmiyor. Aslında birlikler yapmadan basabilsem güzel olur da. Stone by stone. Güzel. 3000 XP'yi. Eyvallah. Ve artık... Güç tılsımı bulma görevimiz var. Güç tılsımları da şeyde. Engerek Boynuzu isimli bölgede. Bu beni nereye götürüyor?
Böyle 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 işaret ediyorsun da. Ha, bu donmuş diyarın kapısını açacak. Donmuş diyar dediği bura. Anladım. Şu maketi de bir yerine koyalım. Şu savaşçı yerine getir bir bakayım periyi. Çığlıkları yakında dolaşanların içini parçalar. Periler ruh evi sayesinde %2 diriltme süresi kazanır. Komuta bedeli 30. 500 sağlık puanı var. Saldırı hızı var. Ruh evinde upgradelenebiliyor. Ruh evi dediği bura değil mi? Bir ruh öldüğünde 10 mana kazanır. Cenaze mumu. Periler için diriltme bekleme süresi. Periler sana mana verir. Şamanlar daha hızlı lanetler falan filan. Şu perileri de bir kullanmak istiyorum ama sıfır upgrade ile bir iş yapılır mı? Bence yapılmaz ya. Şöyle yapalım. Öncelikle mabete gel. İskelet savaşçılar bende olsun. Bir de periler olsun yanında. Periler çok güçlü duruyor ama ya baksana. Sadece birkaç tane peri alabiliyorum. Çok upgrade'li değil ama bir deneyelim gene de. Yeni birlikleri bir görmüş olalım. Çünkü baksana iskelet savaşçılarına nazaran çok daha devasa yer kaplıyor. Peki benim envantere atacağım bir şey var mıydı? Aa, yok sanırım envantere atacağım bir şey yok. Gayet güzel. Şimdi buradan elf mabedinden sürüklenen ormanlara doğru gideceğiz dostlar. Tamam hayatım, ellerine sağlık bebeğim benim. Ellerine sağlık yavrum. Kamerayı kapalı unutmayalım da. Şimdi diğer diyarın muhtemelen donmuş diyara geçebilmek için dostlar. Öncelikle bir kapı açmamız gerekiyor. Ve evet, burada da bir tane sıkışmış ruh var. Bu diyarda da ruhu kurtarmamız gerekiyor. Işınlayıcı burada. Tamam, iskeletler alan kesmeye müsaitler. Vallahi can çaldığım için, bunlar da canlı olduğu için. Yok abi. Perilerden umduğum randımanı alamadım. Ben iskeletlere geri döneceğim. Bana hiçbir şey olmaz. Can çalmam var. Örümcekler orayı halleder. Ben burayı hallederim. Tek başınayken bizim oğlanı bufflayan bir şeyler olsa alırdım ya. Ya da belki de full iskelet yerine hani... iskelet ruh. Karışık bir şeyler yapabilirdik. Bu yılda olarak. Bilmiyorum vallahi, şimdiye kadar en dayanıklıları iskeletler ve şeylerdi ya. Şimdiye kadar en dayanıklıları iskeletler ve gulyabanilerdi. Ben kullanırsam gulyabani kullanırım. İskelet yerine. Canımın azalmasından hiç çekinmiyorum bu arada. Önce şu aşağı kısmı halledelim.
Güzel. Kristal ve diğer şey halledildi. Şunları bir görünür kılma da. Ayar olmaya başladım çünkü sürekli nereye gideceğini işaret edip duruyor haritada. Ya farklı bir rota kullandırmıyor bana. Vallahi vampirlik olan hançer gelmesi büyük mucize var ya. Adamlarımdan önce gidip dalabiliyorum çünkü elemanlara. Kristali kestim, buff alamıyorlar artık. Çok güzel iskelet kastık ha. Selamlar Mustafa, hoş geldin. Merhabalar. Nevosis, görüşürüz. Dikkat et kendine. Follow me. Efendim sevgili Saikyur, selamlar babuş, nasılsın demiş. Primer avantajıyla 3. ayında. Teşekkür ederim Saikyur. Gayet iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Umarım keyifler yerindedir. Lan siz nereden çıktınız? Bunlar bir de elit falan galiba. Bunlar elit birlik falandı böyle. Çok acayip vurdular. Aşağıdan da insek bir yere gidiliyor. Yukarıdan da gitsek bir yere gidiliyor. Biz yukarıyı tercih edelim. 2 numaranın kapısını açtı çünkü bura. Güzel. Can çalabildik. Bir iki daha adam diriltelim. Sağ olasın Saikyur'cum, biliyorum. Biliyorum dostum. YouTube'dan takip ettiğini biliyorum. Vaktiniz oldukça işte eşlik ediyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan da o. Hani herkes her zaman müsait olamaz zaten. O mümkün değil. Öyle bir şey kimse bekleyemez. Ama vaktin oldukça bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Sağ olasın. Şey diyeceğim, aslında full hançer kullanmak zorunda değilim, değil mi? Yani canım azalmadığı sürece çekiç kullanmam daha mantıklı bile olabilir. 614 hasar vuruyor, 547 ama iskelet başına hasar arttığı için 623. Bunu sattın, akçe ganimeti istemiyorum. Bunu sattın, baltayı sattın, tamam. Hançerle bunu değişmeli olarak oynayacağız. Çünkü bu balyoz godumu indiriyor. Hançer can çalıyor, eyvallah da. Zaman alıyor abi hançer. O 5 numaralı şeyi buldu. Kapıyı aç. Anahtar mıdır artık ne haltsa. Şimdi bakın balyozun böyle bir güzelliği var. Can vermiyor, yavaş vuruyor ama koduğuna tek. Bu kadar. 3 numaranın da daha kapısını açamadık. Nereden açıldığını bilmiyorum bile. Burası da kilitli. Artık işte girebildiğimiz yerlere gire çıka gire çıka. Halledeceğiz. Onlar adamlarla kapışırken ben ne yapacağım? Boss'un olduğu yeri yıkacağım. Köpeklerin sesi çok masumane geliyor. O masumane seslerini aldırmayın.
Bu arada şimdi hemen değil de böyle canım ciddi azalırsa hançeri takacağım. Şu kılıç ne işe yarıyor? Bu nedir efendim? 4 tane hortlak savaşçı çağırır. Evde bunun bir tık düşüğü var. Bunu eve koyar onu alırız. Maksimum 3 düşmana vurur. Mana kapasitesi artı 90. Bir boka yaramaz. Hamdi. Hoş geldin Kursofen efendi, ne yapıyorsun? Havalar bunlar çok aşırı vuruyor ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum, benim canım çoktu. Bayağı canım vardı. Bu agalar candan dinlemiyor. Burası 4 numara. 3 numara vardı bir yerde kapısının kapalı olduğu. Burası kapalı. Can 1K yeter ya. Gather your bow. Follow your king. Move. Güzel. İki vuruşa devirdik en azından. Sanırım tek vuruşta da şeyi hallettik. Kristal buff'ını. Tam 4 numaralı kapının girişini açtı. Your servitude will save us. Back to formation. Şimdi buranın kapısı açıldı. Buranın aşağısından 4 numaraya doğru ineceğiz. Aha. Golas burada. Şimdi kendimi mümkün mertebe öldürtmeden önce buffer kristallerin olduğu yeri keseceğim. Bekle. Bu kılıçta can çalma var koçum. Sapık gibi arkalayıp bıçak takacağım sana. Koruyucu kalkanı sadece elf kralı mı açabilir? Şimdi bak, kafatası kuşan aldığında pasif bonus ekler. Birlik hasarı falan. Bu ne? Komuta sınırı. Salla komuta sınırını ya. Şu epik kafatasını tut. Bunlar güzel. Can full. Vampir şeyini boş ver. Bunu kullan. Ne oluyor lan? Aa, papaz geldi, şey çağırdı. Papaz geldi, bize bir portal taşı çağırdı. Portal taşı çağırdı dediğim şeyi çağırdı ya.
Ben ışığın hizmetkarıyım dedi. Adam çağırdı yanıma. Sağlam liç kafatası. Diriltme alanı, birlik sağlık puanı. Akçe ganimeti ve birlik hasarı daha önemli gibi geldi bana ama. Bu portal taşı, şunu yedeğe koyarız. Çoban kitabı. İskeletlerin komuta bedeli -1 şu anlık daha çok iş yapıyor gibi. Ya da diriltme süresini mi kısaltsak? Şimdilik bu kitaptan memnunum. Böyle 5 numarayı da aç. Güzel. Ruhlardan birini daha kurtardık böylelikle. Şimdi ruhlardan birini daha kurtardığımıza göre ne yapacağız? Bu da base'e gidecek. Abi itemini tak. Binalara vuramaması dışında her şeyi 10 numara bu itemin. O 5 numaralı kilitli olan yere geleceğiz. Aşağıdaki bölgenin kalkanını ancak elf kralı kaldırabilir dedi ama... Güzel, birkaç kılıç ve item attı. Görevler ne alemde ona bir bakmak istiyorum. Portal taşını ölüler şehrine götür. Bu bize donmuş diyarın gidişini açacak ve donmuş diyarda da bir şeyler var. Ben şimdi bir elf kralının o yerine bakayım. Açılabiliyor mu açılamıyor mu diye. Batuhan Şafak 11. ayında. Teşekkür ediyorum Batuhan Şafak. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Eyvallah. Yok abi, buradan ileriye geçilmiyor. Aşılamaz bir elf büyüsü yapmışlar buraya. Dolayısıyla sürüklenen ormandan içeri gidemiyorum. Burada çözemediğim bir sır var ama burada ve elf mabedinde. Bilmiyorum, ben şu portalı ölüler şehrine bir götüreceğim. Thank you, master, for my freedom. Abi ne demek, rica ederim her zaman. Şimdi öncelikle artık bu elflerin büyüsünü yenmek için birinden yardım alacağız galiba dostlar. Kuzey'in efsane cadısı Loihi'nin o elf kralının koruyucu kalkanını ortadan kaldırmanın bir yolunu bulacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden ölüler diyarının soğuk portalına, soğuk portaldan ölüler diyarına doğru gideceğiz. Tüccarın arabasından alacağım bir şey yok. Buranın binasını yükseltirsem ne oluyor? Daha kaliteli itemler veriyor. Meh yani. ...3000 verilir yükseltmeye ya. Oo, tek tek. Bir iteme 3000, 6000 falan. Allah kolaylık versin hocam, anladım. Efendim sevgili Kursafen'den 100 bit var. Chat MSV'ye giren var mı diye sormuş. Kanka bir chat olduğunu bile zannetmiyorum şu an. Oyun ne kadar? Vallahi oyunu Steam'de 130 TL'ye satıyorlar şu an. İndirimli hali. İndirimsiz hali yaklaşık 160 TL civarı. Pahalı mı? Evet. Ben niye oynuyorum? Çünkü bana key verdiler. Ve oyun güzel yani ya. Hoş. Tek sıkıntısı fiyatı. Binayı bir tık daha yükseltsem... Oo, oyuncu seviyesi 9 oldu. O zaman 50 bini vermenin bir alemi yok. İskelet birliklerinin daha dayanıklı olmasını sağlasak şurada. Ya da bunu alırım. Tamam mı? İskeletler artık mızraktan, oktan ve taşlardan daha az hasar alır. 112 soru yaptım. Matematikte 8 boşum var diyor sevgili Kursafen. Kessene bereket. Teşekkür ederim. Kursafen'cim sağ olasın. Tarih zordu ve İlke abla haklıymış. Tabii canım, benim hatun niye böyle ha 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 diye bir gülüş yaptım bilmiyorum da. Benim hatun şey ya, sınavlar konusunda. KPSS'ye çalışıyordu belli bir ara. O kadar çok çalıştı ki artık o sınav sistemine aşina. Her neyse sevgili dostlar, Undead Horde 2 gelecek bölümlerde, Kursafen'cim tekrardan kesene bereket bu arada.
Undead Horde 2 gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek dostlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bye bye.